Dilerdim ki bu genel kurul tam da anlamına uygun bir biçimde Samsun'da ve 19 Mayıs'ta olsaydı. 19 Mayıs'ta milli mücadele ruhunu yeniden bir hukuk mücadelesinin, bir kazanma mücadelesinin, bir hukuk devleti ve insan hakları mücadelesinin başlangıcı olarak 19 Mayıs'ta gerçekleştirmiş olsaydık. 6 yıl oldu Sayın Başkanım, 6 yıl oldu. Avukat için ne kazandınız, avukat için aldığınız yer neresidir, avukatın hangi alanda etkinliğinin artmasını, hangi alanda iş alanlarının çoğalmasını sağladınız, aslında bunun cevabını vermek lazım. Sayın Başkanım biraz evvel dedi ki, Selçuk Kozağaçlı ve arkadaşlarının davasını atlen, biz gerekçeli karar çıktıktan sonra gereğini yapacağız. Arkadaşım da cevabını verdi. Sayın Başkan, gerekçeli karar 15 gün önce çıktı. Belki şunun da cevabını vermek istersiniz. Yönetim kurulu üyeleriniz İstanbul'da duruşmaya gelmişken siz İstanbul'un başka bir yerinde miydiniz? Başka bir toplantı için İstanbul'da bulunuyor ama yargılanan meslektaşlarınızın duruşmasına gelmekten imtina mı ediyor? Yaptığınız her çağrıya İzmir Barosu olarak İki elimiz kanda olsa avukatların mücadelesidir deyip yanınıza gelmek için koşmayı bildik. Bunu her zaman da yapmaya devam edeceğiz. Bakın bir kısım barolarımız için binalar yapıldı. Baroların kapılarında ne yazıyor biliyor musunuz? Türkiye Barolar Birliği X-Baros. Barolar Birliği'nin şubesi değildir. Baroların ayrı bağımsız yapıları var. Türkiye Barolar Birliği'nin bir kaynak vermiş olması, üstelik de kendi kaynağı değil, benden aldığını, avukatlardan aldığını yine avukatlara yansıttığı bir alandan söz ediyoruz. O binanın kapısına bu cümleyi yazmaya izin vermez. Bu kadar da bitmiyor. Şimdi ben birkaç soru sormak istiyorum. Sayın Başkan'ın başkanlığı dönemindeydi. Kameralar o cezaevlerindeki görüş yerlerine takılıp yanına bir de memur eklediklerinde Barolar Birliği neredeydi? Avukatlık imkansız kılındığında, artık avukatlık yapılamaz hale geldiğinde, bir kameranın eşliğinde, bir gözcünün eşliğinde avukatlık yapılamaz demek Barolar Birliği'nin aklına gelmedi. Evet. Ama belki de bu gelmeyişin bir başka nedeni var. Çünkü o esnada emriniz nedir diye bir topuk selamı vermekle meşguldüm. Bir Barolar Birliği başkanı gidip hiç kimsenin karşısında topuk selamı vermez. Mesela bir meslektaşımızın ofisi kurşunlandığında Barolar Birliği Başkanı'nın işi telefonla bilgi almaktan ibaret midir? O meslektaşımızın yanında olmak, o meslektaşımıza destek vermek değil midir? Gittiniz mi Sayın Baro Başkanı? Birlik Başkanı gittiniz mi? Hayır. Bu mu birlik yönetiminin yapması gereken şey? Elbette ki bunları söylüyorum. Yaptığınız iyi işler var Sayın Başkan. Teşekkür ediyoruz. SYDF'den yapılan ödemeler elbette ki yapılacak. Tüm meslektaşlarımız bunu hak ediyor. DAKPAS elbette ki iyi bir şey. İşimizi biraz daha kolaylaştırıyor. Yaptığınız her iyi şeyin yanındayız. Yaptığınız her şeyin arkasındayız. Ama yapmadığınız her şeyi söylemek de bizim boynumuzun borcu. Şunu sormak bizim hakkımız değil mi? Neden o ilden alıp 3500 tane stajyeri Ankara'nın merkezine, göbeğine getiriyorsunuz? Burada 3 gün, 4 gün otellerde konaklatıyorsunuz. Onlara ders verecek eğitmenlere para veriyorsunuz da bulundukları yerde üstelik de hepsini getiremiyorsunuz. Yani o barodaki stajyerin yalnızca %20'sini, %25'ini getiriyorsunuz. Hepsini de değil. Neden bulundukları yerde eğitimciyi oraya götürüp orada eğitimi sağlamıyorsunuz? Eğitime kim karşı çıkıyor ki? Üstelik bu söylediğiniz rakamların çok daha azına bunu başarmanız mümkün olabilir. Şimdi çok sevinçli ve müjdeli bir haberi verdiniz. Ben bu haberi gerçekten duymuyorum. Buradaki bazı meslektaşlarım ilk duymuş olabilir. Yeşil pasaport. Çok güzel. Ya kim hayır diyebilir ki? Sayın Başkan, biz adliyelere giremiyoruz. Adliyelere girmek için varsa bir renkli pasaportunuz, onu getirin önümüze. Biz adliyelere rahat rahat girelim. Ben hala adliyeye giremedikten sonra, adliyeye girerken 3 tane kapıdan geçtikten sonra, adliyeler cezaevine çevrildikten sonra, Cumhuriyet savcılarının bulunduğu koridorlara ya da
bazı hakimlerin bulunduğu koridorlara kısıtlı alan gerekçesiyle avukatlar sokulmadıktan sonra, UYAP üzerinde evrak inceleyemedikten sonra bana yeşil pasaport verseniz ne vermeseniz. Sanki adalete erişim yalnızca iş davalarına, tüketici mahkemelerine ya da belli başlı alanlara hasredilmiş bir işlermiş gibi, adalete erişim bir tek orada yurt dışının ihtiyacıymış gibi, bu alanlarda yapılacak bir KDV indirimini önümüze bir havuç olarak koymayı da çok anlamlı bulmuyorum. Arabuluculuk meselesine gelince, zorunlu arabuluculuğa temelde karşı olmak, bu baştan beri sürdürülmesi gereken bir mücadeleydi. Asla yalnız başına olmayacak bir mücadeleydi. Bütün baroların hep birlikte vermesi gereken bir mücadeleydi. Biz sizden şunu istiyoruz Sayın Başkan, biz sizden şunu istiyoruz. Biz sizinle beraber mücadele etmeye hazırız. Siz de o mücadelenin ışığını görmek istiyoruz. Siz de o mücadelenin rengini görmek istiyoruz. Eğer o mücadele azmi sizde varsa, biz sizinle her yere gideceğiz. Ha, bu arada söyleyeyim. Gündemin bir maddesindeki bir baro benim. Bir baro benim. Bir genel kurul kararlar, bir baro mu? İzmir Barosu denebilirdi değil mi? Hani ayrıştırmaktan, iletişim dilinden uzak kalmaktan, iletişim kuramamaktan söz ediyoruz ya. Kuramayan biz miyiz? Yoksa başkaları mı? Onun takdirinde size bırakıyorum. Türkiye Barolar Birliği, İzmir Barosu'nun kurucularının arasında yer aldığı, kurulmasına öncülük ettiği bir kurumdur. Kurumları koruyalım. Ama kurumları korumak, Metin Feyzoğlu'nu korumakla ya da herhangi bir başka başkanı korumakla, kişileri korumakla olacak bir şey değildir. Kurumları korumak, ilkeleri korumakla, kurumları korumak, ahlakı korumakla, kurumları korumak, dürüstlüğü korumakla, samimiyeti korumakla ve mücadeleyi korumakla mümkündür. Bir başkanı eleştirmek hiçbir zaman bir kurumu zayıf hale sokmayacaktır. Yalnızca yapılan yanlışları ortaya koyacaktır. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.